Hepsi el yapımı, hepsi özel parçalar. Hepsinin ufak tefek birbirinden farklılıkları var çünkü özel. Hani birinin diğeriyle nasıl diyeyim size eşsiz yani hepsi. Aklınıza geldi efendim. Normalde aslında ekonomi mezunu olduğunuzu söylediniz. Nasıl başladı bu hobi? Hobiydi benim için. Fakat işte benim o çamura ilk dokunmamla benim hayatımın bir parçası oldu. Ondan kopamadım ve artık mesleğim oldu. Peki neler yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Genelde mutfak grubu yapıyorum ama dekoratif ürünler de var. Kahve fincanları. Gördüğünüz gibi böyle Türk kahvesi, Americano fincanları, espresso fincanları. Yine bu tarafta dekoratif figürler de var. Peki insanların ilgisi nasıl efendim? Çok memnunum. Evet. Gayet güzel. Peki normal günlük hayatta mı kullananlar daha çok alıyorlar yoksa böyle dekoratif amaçlı mı? Yok, evet. Günlük kullanıma uygun zaten gıdaya uyumlu sırlar kullanıyorum. Rahatlıkla kullanılabilir ürünler. Ama böyle dekor için kullananlar da vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok hoş görünüyorlar. Evet, o şekilde de var ama hepsi gıdaya uyumlu, kullanıma uyumlu ürünler. Peki Çiğdem Hanım, bu macera ne kadar oldu? Ne zaman başladınız? 2015 yılında ilk kursa katılmamla başladı. Daha sonra 2018 yılında kendi atölyemi açtım. Markamı 2020 yılında tam olarak hayata geçirdim. Şimdi de gayet güzel devam ediyorum. Bugün de TEDx'in bir etkinliği var, evet, ve burada da standınız var. Zaten özellikle konuşmacılar için tasarladığımız benim opyamaklarıma bütün konuşmacıların isimlerini hazırladık. Onlara hediye ettik bugün. O vesileyle buraya da bir stand açtık. Bugün nasıldı ilgi? Bugün de gayet güzeldi. Hem böylece daha farklı bir kitleye de ulaştığımı düşünüyorum. Evet. Peki efendim, internet üzerinden bir satışı var mı Sır'ın? Tabii, evet. Atölyesir.com'dan ürünleri satın alabilirler. Evet, peki hedef ne? Yani sadece Denizli lokasyonu mu? Gerçi internetle beraber zaten dünyaya açılmışsınız ama. Şu an İstanbul'da farklı noktalarda satışı yapılıyor. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz.